Demokrat Parti tarım bölgesi olan ama ulaşım sıkıntısı yaşayan Biga'da hızlı bir yol faaliyetine başladı. Gönen, Biga-Lapseki yolu hızla yapılmaya başlandı. Köprüler yapılmaya başlandı. Irmaklar, aşıldığı dağlar parçalanıp yol açılmaya başlandı. Bu tabii ki Biga'da büyük bir beğeniyle, büyük bir takdirle karşılandı. Köylere su getirme çabası da girişildi. Kocabaş Çayı'nın etrafının düzenlenip ıslah edilmesi çabasına girişildi ki Kocabaş Çayı biliyorsunuz o zamana kadar Biga'yı sürekli selle karşı karşıya bırakırdı, sürekli taşardı. Halk evi kapatılınca Biga Devlet Hastanesi açıldı. Daha önce çok küçük bir yerde çalışan devlet hastanesi daha geniş olanaklara kavuştu. Tabii ne yazık ki halk evinin kapatılması karşılığında. Bu arada Biga'da siyasi çekişmeler giderek artmaya da başladı tabii. Hem CHP kendi içinde tartışmaya başlamıştı, hem Demokrat Parti ile çekişmeler başlamıştı. Çünkü zaten yerel seçim geliyordu. Çanakkale'nin bir şansı da, daha doğrusu Biga'nın bir şansı da Tarım Bakanı Nihat Eğribozun Çanakkale Milletvekili seçilmiş olmasıydı. Biga'da bir İş Bankası şubesi de o günlerde açılmıştı. Tarım Bakanı'nın Çanakkale Milletvekili olması elbette Biga tarımı için çok çok önemliydi. O seçimlerde Demokrat Parti'nin çoğunluğu sağladığı seçimlerde CHP %32'lik bir oran yakaladı. Ayrıca Türkiye Köylü Partisi, CMP gibi birkaç küçük parti de seçimlere giriyordu. Onların da toplam oy oranları %6-7 civarında olmuştu. 1954 seçimlerine gelindiğinde 4 yıllık süreçte açılan yollar, köylere getirilen sular, Tarım Bakanı'nın Çanakkale'li olmasından kaynaklanan tarımsal girişimlerdeki bir takım kolaylıklar, tarımın giderek makineleşmeye başlaması, yurt dışından traktörlerin ve tarım araçlarının getirilmeye başlanması, kredilerin köylülere bolca açılması elbette tarımla iç içe olan Biga'yı memnun eden bir durumdu. Özellikle yolların açılması Biga için çok değerliydi. Tarımsal ürünlerin köyde çürüyüp kalmasını önleyen bir durumdu. Tabii ki 1954 seçimlerinde bunun etkisini görüyoruz. 1954 seçimlerinde siyasal gerilim giderek artmaya başlamıştı. Henüz demokratik olgunluğun istenilen düzeyde olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Neler oluyordu? Örneğin diyelim ki Demokrat Partililer bir kahvede konuşma yapıyorsa dışarıda Cumhuriyet Halk Partililer davul çalıyordu. Bir köye Cumhuriyet Halk Partililer propaganda yapmaya giderse Demokrat Partililer kahveleri kapatıp halkla buluşmalarını önlemeye çalışıyordu gibi. Neyse ki böyle çok saldırgan, şiddete dönüşen bir çatışma, bir gerilim ortamı olmuyordu elbette ki. Bu da yüreklere su serpen bir durumdu. Her zaman siyasal çekişmelerin seçime doğru bir gerginliğe dönüşmesi yaşanmıştır, kaçınılmazdır. Şiddete dönüşmediği sürece bunu belki de doğal karşılamak gerekir. 1954 seçimlerini de Demokrat Parti Çanakkale'de büyük bir ağırlıkla, büyük bir üstünlükle kazandı. Az önce sözünü ettiğim gibi tarımsal gelişmeler, kredilerin açılması, banka şubelerinin Çanakkale genelinde açılmaya başlaması, yollar yapıldığı için tarımsal ürünlerin kentlere ulaştırılabilmesi köylüyü görece bir zenginliğin içine itmeye başlamıştı. Gübre kavramı daha modernize edilmişti. Bolca gübre getirilmeye başlanmıştı. Ürün çoğalmıştı. Para etmeye başlamıştı. Elbette 1954 seçimlerinde de Demokrat Parti Çanakkale'de bunun karşılığını aldı ve oyları %61'e çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi %32 oranında bir oyla yetinmek zorunda kaldı. Rakamsal olarak bu oy olarak da Demokrat Parti'nin 80 bin civarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise 41 bin civarında oy aldığını söyleyelim.
Türkiye Köylü Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi gibi küçük partiler de seçimlere girmişti ama bunlar 4000, 3000 civarında oy almışlardı. Geçen dönem Tarım Bakanı Çanakkale'den de, bu dönem iki bakan birden Çanakkale'den çıktı. Biri adı da çok bilinen Fatih Rüştü Zorlu Devlet Bakanı oldu. Emin Kalafatsa Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Ancak 1954 seçimlerinden sonra iktidarın bu parlak dönemi sönmeye başladı. Ürün çoktu ama para etmemeye başladı. Gübre, tarımsal girdiler, araçlar büyük para gerektiriyordu ama ürün o kadar para etmiyordu. Böyle bu denge giderek 1954'ten sonra ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve halkta elbette ki şikayetler ortaya başlamıştı. Örneğin 1955 yılında Bigayı ve Gümüşçay'ı ziyaret eden Emin Kalafat halkın yakınmalarından bunalmış ve Gümüşçay'ı erkenden ve Bigayı da hemen terk etmek zorunda kalmıştı. Bigada Sabah gazetesi o günlerdeki bu tartışmaları, Demokrat partililerin istediklerini yapamama durumlarını sık sık yazıyordu. Köylüler muh yok, kalay yok, şeker yok, kahve yok diye yakındıkça Demokrat Partililer bunalıyordu. Buna bir çare, bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ama herhangi bir şey yapamıyorlardı. Bugünlerde Biga'da ilçe başkanı, Demokrat Parti'nin ilçe başkanı Avukat Ahmet Hamdi Sezen'di. Sonraki dönemde milletvekili olacaktı. Yönetim kurulunda Galip Evrensel vardı, Muharrem Sınaiş vardı, Hüseyin Aras ve Fethi Usumi vardı. Fethi Usumi sonra bir belediye başkanlık dönemi de vardır biliyorsunuz. Ve Nusret Konuk'la Süleyman Filiz, Demokrat Parti'nin ilçe yönetim kurulunu oluşturuyorlardı.